Merhaba, hepinize kolay gelsin. Pardon. Ya. TCS'yi 8 milim bir karbon çelinde deneyeceğiz. Ardından alüminyum malzeme üzerinde yıkmak kaynağıyla test yapacağız. Yukarıdan aşağı ve %100 karbondioksitle minimum şantıyla bir kaynak yapacağız. Çok rekabetçi bir fiyatla çıktığını da söyleyebilirim. Pazor 1000 Plus isimli Froyus'un bir kaynak maskesi var. Ve 3 tane Froyus'la beraber sizlere bunları hediye etmek istiyoruz. Merhaba, hepinize kolay gelsin. Bugün yeni bir video içerikle daha karşınızdayız. Froyus'un daha henüz 1 Eylül tarihiyle pazara sunmuş olduğu Transtil 5000 Pulse isimli modelini test etmek amacıyla bir video çekmek istedik. Bize de Froyus'tan Fatih eşlik ediyor. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ayaklarına sağlık. Bize burada bugün merak ettiğimiz tüm soruları Fatih'e yönelteceğiz. Makineyle test etmek istediğimiz iddiaları var. Bunları sizinle beraber kaynak uygulaması şeklinde göstereceğiz. Öncelikle bizim sana ilk sormak istediğimiz soru şu olur. Evet. Froyus Transtil 5000 isimli model zaten halihazırda piyasada evet. Vardı. Bu Pulse modeli eklentisiyle beraber siz kullanıcıya ekstra neyi vaat ediyorsunuz, neyi sunuyorsunuz? Şöyle, dediğiniz gibi zaten Transtil modelleri piyasada halihazırda vardı. Yeni Transtil Pulse modelleri de aynı şekilde Transtil ailesine yeni dahil olan modeller. Bu arada 3000, 4000 ve 5000'lik modelleri farklı var. Model. Biz bugün 500 amperlik olan yani 5000 modeliyle evet, çalışma yapacağız. Şu an 500 amperlik modeli inceleyeceğiz. Önceki Transtil'lerde Pulse prosesi yoktu. Şu anki modellerde Transtil Pulse modellerinde Pulse prosesi geldi. Sadece Pulse değil, Synchro Pulse opsiyonu da artık standart olarak paketlerde mevcut. Bunu da birazdan malzemeler üzerinde sizle beraber test edeceğiz zaten. Evet, kesinlikle. Transtil Pulse ile beraber artık çelik, paslanmaz, alüminyum, bakır alışımlı malzemeler gibi malzemeleri kaynatmak tek bir güç kaynağıyla mümkün hale geldi. Evet. Ve bu kaynakları da bilindik Froyus kalitesiyle yapmayı taahhüt ediyoruz. O zaman ben şu şekilde anlıyorum. Bir imalathanenin alüminyum, paslanmaz, çelik, bakır, nikel alışımları vesaire evet. Çok geniş bir aralıkta farklı malzemelerle çalışan bir imalathane bu şekilde 1500 amperlik kaynak makinesiyle birazdan göstereceğimiz testini yapacağımız farklı karakteristik özellikler sayesinde tüm bu malzemelerde çok başarılı kaynaklar elde edebiliyor. Evet. Peki pazardaki konumlanması açısından yani rekabetçilik açısından nasıl olur bu Froyus modeli, yeni Froyus modeli? Şöyle söyleyeyim, bu kadar donanımlı yani özellik olarak kaynatabildiği malzemeler olarak baktığınız zaman çok rekabetçi bir fiyatla çıktığını öncelikle söyleyebilirim. Böyle de bir iddianız da var. Evet, kesinlikle. Sonuçta ve Fatih'in de bahsettiği gibi 1 Eylül tarihinde tüm dünyada kaç ülkedeydi? 36 ülkede birden 1 Eylül itibariyle satışına başlandı. Evet. Bir ürün. Biz de bunun incelemesini bir an önce bu atölyemizde yapmanın heyecanı içerisindeyiz. Evet. Hızlı bir şekilde şimdi seninle beraber kaynaklara başlamak istiyoruz. Çok ön plana çıkan birkaç tane özelliğin üzerinde durup buradaki iddiaları test edeceğiz. Bunlardan ilki sen bana bahsettin PCS isimli bir özellik. PCS. Nedir bu PCS? PCS dediğimiz olay şu tam olarak. Pulse kontrollü spray arc. Pulse ve spray arc'ın bütün avantajlarını tek bir karakteristikte birleştirilmiş hali. Böyle düşünebiliriz. Peki ben bu modla, bu karakteristikle nasıl bir sonuç elde ediyorum? Şöyle, deep penetration dediğimiz yani derin penetrasyon sağlayan bir karakteristik bu. Sıçrantı olmadan herhangi bir şekilde Pulse'e göre daha hızlı diyebilirim aynı zamanda. Ve dar alanlarda derin penetrasyon imkanı sağlıyor. Bunu nasıl sağlıyor derseniz tel ucu ark banyosuna çok baskılı ve yakın yanıyor. Bu sayede de kök kaynaklarında özellikle çok derin nüfuziyetler almak mümkün oluyor ki onu da burada deneyip beraber göreceğiz. İlkinde hemen bunu göstereceğiz. Diğer özelliklerden nasıl bahsedelim kısaca? Ne testleri yapacağız? Şimdi şöyle söyleyeyim. PCS'yi anlatmıştım. PCS'yi 8 milim bir karbon çelinde önce penetrasyonu deneyeceğiz. Ardından alüminyum malzeme üzerinde tik kaynağı performansıyla
o tik kaynağı dikişiyle o hareli diyeyim. Güzel hareli. Evet. O şekilde mikmak kaynağıyla bir test yapacağız. Onu gerçekleştireceğiz. En son olarak da yukarıdan aşağı yine karbon çeliğiyle özellikle %100 karbondioksitle bu konu çok önemli. Evet. %100 karbondioksitle minimum sıçrantıyla bir kaynak yapacağız. Burada olayımız bu. Ve arkadan da rahat bir şekilde kök alabildiğimizi görmek istiyoruz. Tabii hedefimiz ki. Bu. Bakalım testlerde bunları tabii nasıl ki. Gerçekleştiririz. Hiç vakit kaybetmeden PCS testiyle o halde başlıyoruz. Süper. PCS modunda kaynak yapacağız dedik. Şimdi size kısaca PCS modunu nasıl seçeceğiz ve ardından da kısaca bir makineyi tanıtmak isterim. Burada bir sticker var. Sticker'ın üzerinde hangi karakteristiği nasıl kullanacağımıza dair çok özet bilgiler var. İşimizi kolaylaştıran. Onun haricinde Transit Pulse modellerinde böyle bir ana ön panel var. Ve tel sürme ünitemiz bu şekilde. Aslında Fatih, o ön paneldeki bütün göstergeler aynısı. Burada evet. da var. Evet. Ve buradan da set edebiliyoruz. Evet. Karakteristikleri tel sürme ünitesinin üzerinden seçiyoruz. Sticker üzerinden baktığım zaman PCS modunda kaynak yapacağım için bana tel tipini 6'ya getirmemi söylüyor. 1.2'lik çapta tel kullanacağım ve gaz tipinde F'ye getirmemi söylüyor. Bunları bu şekilde ayarladım ve şu an PCS için moda PCS modu hazır. Onun haricinde böyle bir 4 tarihli tel sürme ünitemiz var. 4 tarihliler sayesinde de biz de bütün bahsediyoruz. Teli çok daha stabil bir şekilde çekme imkanı ve tel Kesinlikle. Sürmede kolaylık sağlıyor. Kesinlikle. Herhangi bir kaydırma yaratmıyor. Evet. Bu imkan da güzel olmuş. Onun haricinde FSC konnektör dediğimiz böyle çok basit bir şekilde torcu söküp takmaya yarayan bir mandalımız var. Tel sürme ünitesi bu şekilde. Bir de isterseniz ön panele bakalım beraber. Kedi üzerinden de amper ve tabii, voltajımızı ayarlayacağız. Kesinlikle. Kedi üzerinden PCS için daha önceden hazırladığımız bir parametre vardı. Pulse ile PCS'yi kıyaslamak için. 225 amperi ben ayarladım. Burada dinamik ve arc boyu hassas parametreleri ayarlıyoruz. Aynı şekilde 5 tane jap kaydedebiliyoruz bu arada. Bu 5 jap bize çok hızlı bir şekilde parametrelerimizi, önceki kaydettiğimiz parametreleri kullanmamıza imkan tanıyor. İsterseniz yavaş yavaş PCS modunda kaynağa geçebiliriz. Hemen parça üzerinde denemeye başlayalım. Evet. Şimdi bir PCS modu açıkken bir de Pulse modunda iki ayrı kaynak yapacağım ve aradaki penetrasyon farkını göreceğiz. PCS moduyla başlıyorum. Şimdi Pulse moduna geçiyorum. Başlıyorum. Aslında dış görsel olarak birbirine çok yakın kaynaklar ama penetrasyon farkına bakmak için bir makro almamız gerekiyor. Ondan sonra sonuçları daha net görmek mümkün. Kaynak çalışmasının sonunda hem PCS ile, yani neydi Fatih? PCS'nin açılımı? Pulse kontrollü spray arc. Ve devamlı da sadece pulse özelliğiyle yapılan kaynak dikişleri, alın dikişlerini tamamladık. Bu dikişlerde kendi çapımızda, atölye ortamında da bir nüfuziyet testi yapmaya çalıştık. Yani bu herhangi bir kaynak yöntem talimatı için hazırlanılan bir özellikle bir test değil. Biz atölye ortamında kendimiz bunu taşladık, parlattık ve dağlayarak
bu nüfuz yetmeliğinin test etmek istedik. İkisinde de 225 amper kullandık ve parametreler amper voltaj dahil birebir aynı iken çıkan sonuç kökte PCS'i daha derine nüfuz etmiş olduğunu buradan zaten görüyoruz. Bu şekilde bu iddiayı da burada test edip sizlere göstermiş olduk. Hemen bir sonraki testimize geçiyoruz. PCS çalışmamızı tamamladık. Şimdi burada yeni bir modda yeni bir test gerçekleştirmek istiyoruz. Fatih biraz bize detaylarından bahseder misin? Şimdi burada yapacağımız çalışma Burçin şöyle. 3000'in bir malzeme ayarladım daha önceden. Araya da 3000'in bir boşluk bıraktık biz. Burada hedefimiz özellikle %100 karbondioksit tüple 0.8 çelik alaşımlı bir telle yukarıdan aşağı tam penetrasyonlu ve çok güzel kök çıkacak şekilde bir kaynak yapmak. Buradaki hedefimiz tam olarak bu. Seçtiğimiz malzeme de karbon çeliği. Karbon çeliği, doğru. Peki bu hangi sektörlerde nasıl daha çok kullanılabilir? İşte... Şöyle söyleyeyim, hız kazanmak anlamında tamir bakım sektöründe özellikle boru kaynaklarında, kazan imalatlarında bu tarz yerlerde bu çoğunlukla kaynakçıya hız kazandırır. Hı hı. Operasyonel anlamda da yüksek hız her türlü amaçladığımız şeylerden biri. Aslında biz bunu hemen başlamak istesek karışım gazla başlardık, mix gazla. Sen dedin ki ben şartları biraz daha zorlaştırmak istiyorum. Karbondioksit çalışalım. Harika. Evet. O zaman başlayabiliriz yavaş yavaş. Bu arada Burçin yeri gelmişken şunu söylemek istiyorum. Gördüğünüz gibi torç üzerinde şöyle up down özelliği var. Bu özellikle ben 5 tane jap kaydedebiliyorum makinayla. Gördüğünüz gibi. O japlar arasında geçişi torç üzerinden bu şekilde yapabiliyorum. Ve bu da kaynakçıya herhangi bir şekilde makinenin başına gidip ayar yapmaya gerek kalmadan daha önceden ayarladığı parametreleri hızlı bir şekilde böyle değiştirmesine imkan tanıyor. Bu da yine operasyonel anlamda hız kazandırıyor. Sahada biz de bunun kullanımını zaman zaman görüyoruz. Gerçekten operasyon hızı için güzel bir özellik olmuş. Evet. O zaman bir an önce şimdi testimize başlıyoruz. Bu şekilde. Şu malzemenin ön yüzeyinden dikişin oldukça başarılı bir şekilde hiç akma yapmadan kaynağı alabildiğimizi gördük. Evet. Bir de hemen arkasını merak ediyoruz. Arkasına bakalım. Arkası da bu şekilde. Oldukça homojen. Herhangi bir şekilde seramik altlık veya bakır altlık kullanmadan bu kökü elde etmek burada challenge'lardan biri olabilir. Güzel bir iddiaydı. Bunu da burada sizlere tekrar göstermiş olduk. %18 karbondioksit karışımlı tüplerde bu sonuçlar çok çok daha başarılı oluyor. Steel modda. Fakat burada biz %100 karbondioksitle bunu göstermek istedik. Çünkü her kullanıcı karışım gaz kullanmayabiliyor, tercih etmeyebiliyor, hatta ulaşamayabiliyor. Kesinlikle. Karbondioksit gazı kullananlar da demek ki bu mod sayesinde bu şekilde çalışmalarını yapabilecekler. Son olarak en çok dikkatimi çeken şey de karbondioksit gazı kullanmamıza rağmen kenarlarda malzeme üzerinde hiç sıçrantı görmüyoruz. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Şimdi geldik son teste. Burada özellikle alüminyum bir malzeme üzerinde çalışmak istedik. Alışımsız bir alüminyum malzemede 40-43 bir sarf malzemesi, 1.2 gaz altı kaynak teliğiyle bir çalışma gerçekleştireceğiz. Çalışmanın amacı da Fatih bize dedi ki ben şimdi size tik kaynağı görselinde oldukça kozmetik bir görüntüyü
gazaltı kaynağıyla nasıl alabileceğimi göstereceğim dedin. Peki burada hangi sektörlerde ihtiyaç olabilir böyle bir uygulamaya? Şimdi şöyle söyleyeyim, sektörlerden de bahsedelim ama öncelikle TİK kaynağı dediniz. TİK kaynağıyla o güzel görsel işte dikişleri elde etmek zaten mümkün. Evet. Bunu biliyorsunuz. Fakat Mi'kmaq kaynağıyla aynı dikişi, aynı görseli verip ve TİK kaynağına göre %50, %60, belki %70 daha hızlı bir şekilde kaynak yapmak mümkün. Burada biz Pulse prosesini kullanarak SynchroPulse modunda kaynak yapıyoruz. SynchroPulse olayı, SynchroPulse modu şu işe yarıyor. Bize TİK kaynağındaki o dikiş kalitesini, o balık sırtı hareleri istediğimiz şekilde ayarlamamıza imkan tanıyor. Bu da çok güzel bir dikiş elde etmemize yarıyor. Normal Pulse modunda tek bir amper aralığı tanımlıyorduk. Galiba bunda birden fazla amper tanımlıyoruz. Evet, SynchroPulse'de İki tane akım aralığı giriyoruz. O iki akım aralığında ayarladığımız sıklıkta parametre bir alt akım, bir üst akım, bir alt akım, bir üst akım diyerek güzel bir dikiş görüntüsü elde etmemizi sağlıyor. Tamam. O zaman şimdi hemen testimize başlayalım. Alüminyum kaynak çalışması da tamamlandı. Fatih'in kaynaktan önce bahsettiği şekilde eğer böyle bir kozmetik beklenti varsa gazaltı kaynağıyla siz bu işi çok hızlı bir şekilde yapabilmek istiyorsanız kararma olmadan dikişte aynen bu şekilde güzel bir dikiş görüntüsü elde etmek istiyorsanız makinede yeni konumlanmış olan hangi özellikli Fatih? SynchroPulse özelliği. SynchroPulse özelliğini kullanarak siz de bu kaynakları elde edebiliyorsunuz. Evet. Aynı zamanda paslanmaz kaynaklarında da hemen hemen aynı sonuçları almak mümkün. SynchroPulse prosesi. Yine SynchroPulse'i kullanarak alıyorsunuz. Kesinlikle. Çalışmanın özeti olarak bahsetmemiz lazım ki PCS'den bahsettik. Derin nüfuziyet testini gerçekleştirdik. Karbondioksitle pozisyon kaynağını gerçekleştirdik. Evet. Arkadan rahat bir şekilde kök aldık ve en son hafta az önce konuştuğumuz alüminyum kaynaklarını yaptık. Fatih, ellerine sağlık. Çok teşekkürler. Biz de teşekkür ediyoruz. Bize burada çok büyük destek oldu. Biz sorularımızı yönelttik. İddiaları sizle beraber test etme şansı bulduk. Bu arada biz de size çok teşekkür ederiz. Sektöre olan katkılarınızdan dolayı ciddi anlamda iyi bir iş yaptığınızı ben düşünüyorum. Başarılarınızın da devamını diliyorum. Senden bunu duymak ayrıca bizim için bir gurur. Çok teşekkür ediyoruz. Froyuns'un aslında bu makinenin lansmanına da özel bir şekilde Valvewolf topluluğuna yine bir hediyesi var. Dolayısıyla bizim de burada kullandığımız Fazor 1000 Plus isimli Froyuns'un bir kaynak maskesi var. Evet. Bundan tam 3 tane bu videonun altına yapılacak yorumlarla beraber bir çekiliş gerçekleşecek ve 3 tane Froyuns'la beraber sizlere bunları hediye etmek istiyoruz. Videoyu beğenin, yorumlarda herhangi bir yorum yapın. 2 hafta sonra cumartesi günü yine Instagram'dan yapacağımız canlı çekilişle hediyeleri olan bu maskeleri sizlere verelim. Mutlaka soru, öneri ve görüşlerinizi ayrıca makineyle merak ettiklerinizi hem bize hem Froyuns'a zaten iletebilirsiniz. Kesinlikle. Fatih de ayrıca yanıtlar, cevaplar. Kesinlikle. Herkese iyi çalışmalar diliyoruz. Kolay gelsin. Kolay gelsin.